Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı esad -ı Erbili adlı çalışmanın 51. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Vakit kaybetmeden metnimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim duyduklarınıza dayanarak hasıl olan muhabbet ve iltifatınızın devam ve kalıcı olmasına delalet eden inayet dolu mektubunuzu iftihar lisanıyla okudum. Akli ve nakli deliller ürünü olan ilmel yakinin bu derecede metaneti haiz olduğuna müteşekkir bulundum. Çünkü Sufiye Hazretlerinin ilmel yakine itina gösterdiklerini ve bir salikin hakikat yolundaki seyri sülükünü kolaylaştırıp ilerlemesine imkan bahşeden aynel yakini gerekli gördüklerini şüphesiz bilirsiniz. Bunun ise cismani görüşme ve manevi bağ ile meydana geleceği sizce de malum olsa gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin istidlal ile hareket edenlerin ayağı tahtadan olur, tahtadan ayak ise çok temkinsizdir. Arifane şiirleri sözümüzü ispat için açık bir delildir. Dolayısıyla beni görmediğiniz halde hakkımdaki halisane hislerinize karşı şükranlarımı arz eder. Uzun yıllardan beri devam ede gelen bu ihlas ve muhabbetin başarınıza başlangıç olabilmesi için merhametlilerin en merhametlisine yalvarır ve niyazlarımı sunarım. Vesselamu Aleyküm. Değerli dostlar Esad-ı Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla bizlere şu mesajları verdiler. İlmel yakın mertebesine ulaşmak, aynal yakın mertebesini aşmaya aşmayı gerektirir mesajını yine vurguladılar. Yine manevi ilerlemede müshidi kamile duyulan samimi güvenin ve ona olan sevginin salikin uzun mesafeleri kısa sürelerde kat etmesine vesile olacağını ifade ettiler. Yine bir başka mesaj olarak bir salikin yani manevi yolculuk yapan, sürük sürecini tecrübe eden bir kişinin aynel yakin ve ilmel yakin mertebelerine ulaşmak için mürşidiyle cismani ve manevi bağlarını güçlü tutmasının gerektiğini dile getirdiler. Esed Erbili Hazretleri mektubunda muhataba iletilmek istenen mesajın sufi şairlerin diliyle vurgulu bir şekilde sunulabileceğini Mevlana Hazretleri'nde yaptığı bir alıntı ile dile getirdiler, ifade etmiş oldular. Esed Efendi sadece akıl veya bilimsel yöntemlerle hareket eden kimselerin, insana bütüncül yönüyle bakamayan, eksik metot ve bilgiyle hareket eden kimseler olduğunu, kendisinin bütüncül bir bakış açısıyla sadece akıl ve bilimsel yöntemle değil, insanın manevi veçhesini, tarafını kabul eden, onu geliştirmek için, manevi bir yolculuk yani seyir sefer yapması için adımlar atması gerektiğini ifade eden birisi olduğunu dile getirdiler. Sözlerinin sonunda, sözlerine başlarken olduğu gibi selamlama cümlesiyle sözlerini nihayete edildiler. Bu adımlarıyla da söze başlarken ve sözü bitirirken selamlama cümlelerine riayet etmenin önemini ifade etmiş oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin burada dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi